Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz, doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün birlikte köfteli avcı kebabı yapacağız. Bunun için ben malzemelerimi hazırladım. Limonlu suya bir miktar şöyle 7-8 tane mantarımı limonlu suya koydum. Kararmamaları için güzelce yıkadım. Konserve bezelye kullanacağım. Bir kavanoz konserve bezelyemi de yıkadım güzelce. Onu da süzülmesi üzerine koydum. Eğer siz yazdan kış için hazırladığınız buzdolabında bezelyeniz varsa onu haşlayarak pişirin, süzün, öyle kullanın. Şimdi normal köfte yapacağız. Bunun için burada yarım kilo kıymam var, dana kıyma. Onu hemen kabıma aktarıyorum. Bir su bardağı galeta unu ya da ben böyle kurutulmuş ekmek için kullanacağım. Bir su bardağı. Bir adet yumurtam var. Bir soğanı rendeledim. Bir diş de sarımsak rendeledim. Onu da aktarıyorum. Sarımsak istemezseniz koymayabilirsiniz. Baharat olarak da tuz, karabiber ve kimyon kullanacağım. Birer çay kaşığı kullandım. Daha sonra bakacağım. Az gelirse bir miktar daha ilave edeceğim. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Normal bildiğimiz klasik köfte yapıyoruz. Güzelce yoğuralım. Arkadaşlar köftemi güzelce yoğurdum. Baharat tadı da gayet güzel. Birer çay kaşığı yetmiş. Şimdi köftemden şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şöyle yuvarlayacağım arkadaşlar. Böyle küçük ceviz büyüklüğünde olsun. Büyüklüğü bu kadar yeterli. Bunu bu şekilde hepsini yuvarlayacağım ve biraz dinlendireceğim arkadaşlar köftemi. Daha sonra bunları çünkü kızartacağız. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Yapıp deneyin. Sebzeli böyle patatesli, bezelyeli. Patatesimi de şimdi soyacağım. Onu da ayarlayacağım. Şöyle güzelce küçük ceviz büyüklüğünde yuvarlayalım köftelerimizi. Ben böyle devam edeceğim arkadaşlar. Kıyma vitesiye kadar. Köftemi yuvarlayacağım ve dinlendireceğim. Arkadaşlar 2 adet orta boy patatesimi de güzelce soydum, yıkadım. 1 adet de havucumu, büyük boy bir havucu güzelce soydum, doğradım. Şimdi tavamın altını yaktım. Bunları teker teker hepsini kızartacağız. Şöyle köftem de hazır. O da dinleniyor. Onu en son kızartacağız. Şimdi arkadaşlar tavama biraz yağ alacağım. Ayçiçek yağı kızartmak için şöyle yarım su bardağı kadar. İlk önce havuçlarımı koyacağım. Havuçlarım kızaracak. Patateslerimi, mantarlarımı soteleyeceğim ve avcı kebabımızı yapacağız arkadaşlar. Su
kaynayacağım. Ondan sonra patatesimi kızartacağım. Sabah şurada dursun. Havuçlarım kızarınca hepsini sırayla kızartacağız. Ben yuvarlak borcam kullanacağım. Siz dikdörtgen de kullanabilirsiniz. Değişik borcamlarda kullanabilirsiniz. Hepsi de yapabilirsiniz. Çok fazla böyle kıpkırmızı olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Bütün sebzeleri öyle şöyle sadece soteleyeceğiz. Çünkü fırında da pişecek olduğu için görüntüsü daha güzel olsun istiyoruz. Şöyle biraz yumuşayacağım. Hemen alacağım. Havuç biraz sert bir sebze olduğu için şöyle biraz soteleyelim. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Hemen alacağım bunu. Yani bu kuşku olamayacağım. Şöyle suyunu süzdürüp yağını tadıma alıyorum borçamını. Çok fazla kızartmadık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çok hafif pembeleşince, yumuşayınca havuçlarımız hemen aldım. Şimdi sırayla şimdi patateslerimi atacağım. Patatesleri böyle küp küp doğradım. Bunları da böyle çok böyle kızartmayacağız arkadaşlar. Yumuşayınca böyle hafif pembeleşince alacağım. İki adet patates kullandım. İki ortada. Bunlar burada kızarırken ben de mantarlarını doğrayacağım arkadaşlar. Mantarlarımızı limonlu da bekletmiştik biliyorsunuz. Hala bekliyorlar. Limonla olmuştum karamlamaları için. Şöyle hepsini oldum. Sonra limonlu su da beklettim arkadaşlar. Şimdi onları doğrayacak olduğum kaba alıyorum. Onları da arkadaşlar şöyle fazla şey yapmadan şöyle dörde böleceğim. Küçük küçük doğramayacağım. Kısa kısmını alalım.
Şöyle doğrayacağım. Bunları da soteleyeceğiz arkadaşlar. Eğer siz bezelyeyi dediğim gibi dolaptan, difrizden kullanacaksanız onu da çok hafif haşlayıp onu da soteleyin. Ama ben konserve kullanacak olduğum için onu sotelemeyeceğim. O çünkü zaten konserve yeteri kadar yumuşak. Bu sadece fırınlanacak arkadaşlar. Şöyle sadece dörde bölüyorum. Mantarlarımızı limonlu suda bekletirsek hiçbir şekilde kararma yapmıyor. Onu da bir püf noktası olarak belirtelim. Evet arkadaşlar. Mantarlarım da hazır. Şimdi patateslerden sonra onu da biraz kavuracağım. Patatesin üzerine biraz tuz eklemek istiyorum. Patates biraz tuzu seven bir sebzemiz. Patateslerimizi de çok kızartmayacağız arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle alacağım. Borcunun şeklini daha kolay olacak. Evet arkadaşlar, çok kızartmadan şöyle hemen döndürüyorum. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Alacağım şimdi. Yumuşaması yeterli bizim için. Şöyle yağından süzdürüp onu da borcamıma alıyorum. Evet arkadaşlar, patateslerimi de soteledim. Şimdi mantarlarımı atacağım. Onları da soteleyeceğiz.
Şöyle 1-2 dakika kadar yeterli olacaktır. Yeterli bu kadar arkadaşlar. Hemen alacağım bunu da. Altını tutalım. Mantarlarımı da alıyorum. Şurada bir küçük kase arpacık soğanım var. Onu da hemen sotelenmek üzere atıyorum. Onu da sotelenecek. Daha sonra da köftelerimizi pişirip aldık kebabımızı yapacağız. Arkadaşlar soğanlarımı da soteledim. Hiçbirini çok fazla kızartmıyorum. Hemen böyle yağda çevirip alıyorum. Şimdi aynı işlemi köfteler için de uygulayacağım. Şimdi de aldım. Şimdi köftelerimi atıyorum tavaya. Bunları da çok kızartmayacağız arkadaşlar. Şöyle altını açalım. Köftelerimizi de 1-2 dakika çevirelim. Ondan sonra azıcık kebabımızın yapımına, fırına atma aşamasına gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar köftelerimizi de çok kızartmayacağız. Şöyle ben ters yüz ettim. Köftelerinizi eğer bir gün az önce akşamdan yapıp dolapta dinlendirirseniz daha güzel olacaktır. Benim bugün öyle bir imkanım olmadı. Fazla dinlendiremedim. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Hemen onun altını kapatmadan şöyle alacağım. Köftelerini de alıyorum. Parmalarını kullanmadan hemen aldım. Şimdi arkadaşlar sosunu yapacağız. Burada bir adet domatesim var. Rendeledim. Yaz domatesi kullanırsanız daha lezzetli olur ama benim dolapta kalmadı. Şimdi hemen bunu aktardım. Aynı yağın içine. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ve dolu dolu bir yemek kaşığı da domates salçası kullanacağım yemek için. Bunu domates suyunun içinde ezeceğim ve biraz pişireceğim. Kalan yağı içine attık arkadaşlar çünkü başka hiç yağ kullanmayacağız. Bu yağ ona yeterli gelecek. Şöyle altını açayım. Sosuma şöyle yarım su bardağı su ilavesinde bulunacağım. Fazla değil, yarım su bardağı yeterli.
Şimdi 1-2 dakika kaynatıp altını kapatacağım arkadaşlar. Benim domates salçam tuzlu, o yüzden tuz ilavesinde bulunmayacağım. Siz tuzsuzsa salçanız tuz ilavesinde bulunabilirsiniz. Şöyle 1-2 dakika daha kaynasın. Evet arkadaşlar, sosum da göz göz oldu. Bu kadar yeterli. Sos kıvamını da aldı. Şöyle. Hemen altını kapatıyorum. Şimdi sebzelerimi şöyle bir harmanlayacağım. Patatesiyle, mantarıyla, soğanıyla, bezelyesiyle. Ondan sonra üzerine sosumu döküp fırına gitmeye hazır olacak. O aşamaları da göstereceğim. Arkadaşlar ben güzelce soğanımı, patatesimi, havucumu, mantarımı, köftemi hepsini harmanladım. Şöyle üzerine bezelye koyacağım. Dediğim gibi ben konserve bezelye kullandım. Siz yaz bezelyesi de kullanabilirsiniz. Şöyle bezelyemizi de üzerine sepeleyelim. Bir küçük konserve bezelye kullandım. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi yapmış olduğumuz sosu dökeceğiz üzerine. Gezdireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz 190 derecelik fırında bir 15 dakika piştikten sonra servise hazır olacak. Şöyle bir karıştıralım tekrar. Sosuyla da karışsın bezelyesi de. Evet arkadaşlar, köfteli avcı kebabımız fırına girmeye hazır. Şimdi ben bunu fırında pişireceğim. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Piştikten sonra da servis aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Evet. Avcı kebabımız hazır arkadaşlar. Arkadaşlar fırına gitmeden önce size bunu da göstermeyi unutmuşum. Şöyle bir yağlı kağıdı çeşmenin altında ıslattım, güzelce sıktım. Şimdi bunu yemeğimin üzerine kapatıyorum. Böyle pişireceğim. Çıkmasına yakın üzerinden kağıdı alıp güzelce bir 5 dakika daha bekleteceğim. Ondan sonra servise hazır olacak. Bunu da göstermek istedim, unutmuşum. Böyle pişireceğim. Arkadaşlar avcı, köfteli avcı kebabım çıktı fırında. Yaklaşık 20 dakika kadar tuttum. İlk önce kağıtla, kağıdını aldıktan sonra da bir 5 dakika tuttum. Pişti. Ben pilavla servis yapacağım. Şu anda çok sıcak, yeni çıkarttım fırından. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.